Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Normalde videoyu atmayacaktım, biraz ara vermiştim. Çünkü pek oyunda durmuyorum. Bu arada kulaklığım kırık arkadaşlar, oraya bandajla yapıştırdım. Kusura bakmayın ona da. Bu sabah telefonuma mesajlarla uyandım. Arayanlar, mesaj atanlar. Ne oluyor ya dedim. Açtım baktım, bana ekran görüntüleri falan atmışlar. Hasan Akdağ öldü diye. Allah'ım ya dedim, ne oluyoruz? Lonca'daki arkadaşları sıkıştırmışlar. Hasan'a daha bir şey mi oldu diye. Yok arkadaşlar, ben sapasağlam duruyorum. Bazıları kına yakmaya meraklıymış galiba. Bazıları kına yakacaklarmış. Yakamadılar maalesef. Ben hala hayattayım. Ya ölsem ne yazar, ölmesem ne yazar. O da ayrı bir mesele de. Kime ne, sana ne, bana ne. Bu ara gerçekten çekemeyen insanlar çok. Ben anlamıyorum. Ben kimseye bulaşmıyorum. Kimsenin işine karışmıyorum. Kimseyle şey de yapmıyorum yani. Hiç oyunu doğru dürüst oyuna girdim de yok. Çünkü parmağım hala gördüğünüz gibi sıkıntılı. Pazartesi günü doktora gideceğim. Kastamonu'da plastik cerrahi kalmamış. Karabük'e gideceğim. Karabük'te tedavi olmaya gideceğim. O yüzden yani oyun oynayamıyorum daha doğrusu parmaklarımın yüzüne. Zaten kattı parmaklar, iyice sakat oldu. İşte giriyorum, kart görevi yapıyorum. ETP görevi yapıyorum, çıkıyorum. Yani hiç boss dahi kesmiyorum. Şu kılıcı bastım basalı tek boss kesmedim yani. Şu kılıcı yani yaptım yapalı daha tek boss kesmedim. Anlayın o kadar yani vahim durumdayım. Zaten oyundan iyice soğuttular. Biliyorsunuz son güncellemede bizim canavar sandıklarım vardı. 1000 tane yakın vardı. 500-600 won'luk malzemeyi sildiler attılar. Sözde geri getireceklermiş. Kaç hafta süreci belli değilmiş. Ondan sonra atak durumunda şöyle bir şey göstereyim. Atabileyim. Şuradaki itemlerin yerlerini değiştiremiyoruz. Yani item değişmiyor. Yani ben burada taş keserken üzerimi düzenleyemeyeceğim arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir şey yapmışlar. Hangi akla hizmet yapıldı bunu da anlamıyorum. Ha sandıkları niye sildiler onu da anlamıyorum. Yani neyse, açanlar kar, açamayanlar benim gibi stokçular zararda. Yapacak bir şey yok, zaten oyundan iyice soğudum. Zaten hep kavgalar, gürültüler. O ona atıyor, o ona atıyor, biliyorsunuz internetten takip edersiniz. Ben pek fazla girmek istemiyorum o konulara. O an atıyor, o an atıyor, bir sürü tantana dolaşıyor, PvP'ciler bile birbirlerine girmişler. Sadece uzaktan izleyip gülüyorum, yani bu kadar saçma sapan şeyler olamaz. Bu ara gündemde bir de sosyal medyanın kısıtlanması diye bir olay var. Abi ben de katılıyorum, internete giriş herkesin e-devletiyle olacak. İnternete giren adam e-devlet şifresinden girecek. Aslında kimse bir pislik yapamaz. İstiyorsa yapsın. Ha adam ya cuma günü bu mübarek gün Hasan Akdağ öldü diye çıkartmışlar. Ya sizi ya bu kadar mı çekememezlik? Bu kadar mı? Ya çekememezlik de değil yani. Beni öldürsen ne, öldürmesen ne? Benim mirasım sana mı kalacak? Birisi de yazıyor bana 10 won borcu var diye. Bana şey atmışlar. Oyunda değildim ben. Yaz atmışlar. 10 won borcu vardı bana diye. Kimisi von kastığıma takmış, bugün bir arkadaş sıkıştırmış. Ha bu geçenlerde cadıyla çark kastık. Bizim planımız 6 tane çark kasmaktı. 11 tane 90 level üzeri çarımız vardı. Meleğe 16 çar sokmak için 5 tane hedefimiz vardı. Onu kasmaktı. 40 tane falan cadı açtık. Biz 5 tane yani 6 saatte bir çar 0'dan 90'a çar çıktı yani. Çünkü %202 XP vardı. 43 tane falan cadıyla yani 6 saatte falan 0'dan 90 level'e çar çıktı. Yani hesaplayın 4-5 gün kastık. Kaç tane? 15 tane falan çar 90 yaptık. Vatandaşın birisi geldi biz kasarken. Biz fazladan kasıyorduk artık. Yan çarları falan 80 yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk yani işin aslında taşını geçiyorduk resmen. Lonca'daki arkadaşlardan birkaç tanesini kasacaktı. Onların da çarları vardı. Ama vatandaşın birisi gelmiş, özellikle bulmuş, kim yerimizi söylediyse dönüşmüş olarak geldi. Bizim cadıları kesti saat gece 2'de falan. Canı sağ olsun, ne diyeyim, bana büyük bir kini varmış ama
bilmiyorum nereden kinlendi, nereden ayağına mı bastım, bir yerinde parmak mı attım bilmiyorum yani. Parmak dedin de parmak darbesi yani. Yanlış anlaşılmasın yani, bir yerinde bir acısı varmış. Gelmiş kesmiş, takip edecekmiş. Biz çarka sarken beni yine kesecekmiş. Gel yavrum kes, buyur buradayım. Bulursan kesersin. Ne diyeyim? Neyse çok konuştum yine. Cidden oyundan da soğudum, pek girmiyorum. Bağış yapıyorum işte. Görgünlük kart görevini yapıyorum. Çıkıyorum yani, kart görevlerde zaten baya baya sıkıntılı yapmak. Ya kolay da. Sıkıldım arkadaşlar. Cidden oyundan çok sıkıldım. O yüzden fazla hiçbir şey yapasım da yok. Neyse sizleri daha da sıkmayayım. Ben diğer videolarla baş başa bırakın. Bir iki kayıt vardı. Onları da ekleyin peşine. Eğlenceli olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar. Söyle. Liderlikte ilk hangi kitabı okuyorduk abi? Yeni sistemde. Çırağın, ilham inen çırağın karizması. Daha düşmedi maalesef onlar. Evet arkadaşlar, çarı deniyoruz. Ne var ne yok bastım. 10.200, 10.400 yutmalarısına varana kadar. Onluk enerji. Delicim 110. HP'den çektim. Full dex'e verdim. Aa, kritiğim düşmüş benim. Yüz altı kritik. Aa. Metinlere kaç K vuruyorum? 33K. 35K arası gidiyor. Ha, bir de delicim daha arttı. 111 delicim var şu anda. Dur. Ha, şuraya koyalım. 10.500. Şöyle göstereyim. 10.400 civarı falan vuruyorum. 10.500. Şimdi bekçiler neydi? Celatları mı? Bossları keseceğiz. Hala üzerime fişek alacağım. Verin adamı. Yok ya, gerek yok. Sen bastın. Bir tane at yeter ya. Var, bir dün şeyden sandıktan çıktı baya. Unutuyorsun almayı. Hep aynı sıkıntılar abi. Çarda yaşam yok diyordum. İkinci sayfada 200 tane yaşam varmış. Evet, şimdi bunları da alalım. Bunlardan K vuruyorum. Ayakkabıyı değiştirdiğim halde. Aa, boss'un bir tanesi ışınlanıyor bende. Ne güzel gitti lan bunlar. Gitti benden o. Öldü mü o? Ölmedi değil mi? Yok, ölmedi ya. Ölmedi o. Bende de ışınlanıyor. Gel lan buraya. İşte aldım onu köşeye aldım. Aldın da sen ne kadar alsan da öldü. Arkadaşlar şu kılıcıma iki metin taşı gelmişti. Bizim Sinan var. İlla değişti, illa değişti dedi de. Abi değişti. Sinan senin gözün gözü tükürün bak. Söyle. Kaç tane atacaksın abi? 10 tane almıştım geçen gün. Kaç tane? Atarım abi. Başlayınca hepsini atarım ben onu. Dur, durma, dur. Bakayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok bir sesin geliyor ya. Beş ki. Tamam işte. Üç attı. Tek de beş geldi. Yeter. Bellim. Aynen. Hayırlı olsun. Sağ. Bak kalbim temiz, gördün mü? Senin beş kalbini... konuştum. Lan sekiz konuşmak varmış. Beş gelse dur diyeceğini dedik ya. Şimdi şu ayakkabıya atalım. Ayakkabıya da gelmiyor ya. Ayakkabı şu çok zor. Buna değil de bana şu kaska lazım ya. Şu an.
Ateş Sağına 15. Sağına koda at. Hasan abi. He? Sağına koda at. Freya mı o? He. Sağdan bismillah. Bak. Düşük rütbe puanı geldi bana da. Aslında iyi ama... Benim işime yaramaz ki. Bunun nereye... Ya bana 50 STR gelsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Dördüncü eklenenle hayvan. Hayvan, hayvan. Vay hayvan vay. Bir tane daha. Üf. Dur, dursun. Abi bu kaskım da öyle baksana. Bu da öyle. Neyse biz ateş ayakkabısına deneyelim. Bir aynen 50... abi ama şimdi oradan bir tane daha çak. Lan olmadı. Üçüncü ne? Pençe. Başaramadık abi. Abi bu kanamayla zehrin ağzına gözüne yapacağım şimdi ha. Tam bir 50 STR gel lan. Son. Abi zehir kanamadan benim çektiğim ne ya? Arkadaş silah seti tasarımıymış. Kitap düştü sandım. Bu çırağın ilham ve çırağın bilmem nesi için elementlerin ortasına geldik. Ama düşmüyor. Yarım saattir falan uğraşıyorum otağda. Ama düşmüyor. Bu lanet olacağı şey. Bunu buraya koyan arkadaşlara sesleniyorum. Şunu biraz daha kolaylaştırsınlar be. Bu nedir ya? Buraya dayanabilecek kaç adam var? Yazık ya. Öleceğim, 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 öleceğim. Yaşama bastım. Bir de buradan çıkınca, ölünce direkt şehir atıyor. 5 yan para verip tekrar yüzük bulacaksın. Tekrar buraya gireceksin. Yok böyle bir şey ya. Bir de düşmüyor.